Şu an Öcalan üzerinde uygulanan tecridin ulusal ve uluslararası hukukta yeri yok. Öncelikle bunu dile getirme gerekiyor. Daha önce gerek avukatlara gerekse ailesinin bu yönde yapmış olduğu tüm başvurular reddedildi ve buna ilişkin herhangi bir çalışma yapılmadı. Tabii son zamanlarda özellikle uluslararası kurumlar tarafından da bu yönde girişimler yapıldı. Hatta en son CPT'nin de bu yönde bir raporu çıktı. Dolayısıyla tabii ceza alıp hüküm giyen herhangi bir kişinin az önce de dile getirmiş olduğum gibi gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk bağlamında belli hakları var. Dolayısıyla hükümlü olan kişinin devlet nezdinde suçu ne olursa olsun, yani ona karşı yaklaşım nasıl olursa olsun, evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde belirlenmiş olan kriterler ve haklar kendisine de tanınmalıdır. Fakat bizce bu yoğun başvurulara, yoğun görüşme taleplerine rağmen bu anlamda görüşme yapılmaması, yapılamaması, bu anlamda bir tecrit uygulanmasını biz doğru bulmuyoruz. Hepinizin de bildiği gibi çoğu baroya avukatların bu yönde hani baroların girişimde bulunabilmesi için bu yönde yazılı başvurular yapıldı. Şırnak Barosu'nda da bu yönlü çağrılar yapıldı. Özellikle hukuka aykırı bu uygulamadan kaynaklı olarak bir hukuk örgütünün yapması gereken hususlar noktasında talepleri oldu. Biz de bu talepleri değerlendiriyoruz. Yani yakın bir zamanda muhtemelen Türkiye Barolar Birliği veya Adalet Bakanlığı nezdinde özellikle hukuka aykırı olarak uygulanan bu tecridin son bulabilmesi için bizim de girişimlerimiz olacak. Hatta görüşme talebimiz de olabilir. Çünkü hepinizin de bildiği gibi, sizin de dile getirmiş olduğunuz gibi bu kaotik süreçte gerçekten sözü geçen ve bir anlamda etkisi olabilecek bir şahsın, bir aktörün bu anlamda tamamen tecrit edilmesi, hiçbir şekilde ailesiyle veya avukatlarıyla görüşme olanağının sağlanmamasını biz doğru bulmuyoruz. Bu yönde dediğim gibi girişimlerimiz olacak. Gelen talepler doğrultusunda şu anda yönetim kurulumuzla bu süreci değerlendiriyoruz. Hani ne yapılabileceği noktasında biz de gerekli girişimlerimizi de bu anlamda yapacağız. Şunu söyleyelim, tabii biz gelen başvuru neticesinde hukuki değerlendirmeyi yaparız. En nihayetinde bir hukuk örgütüyüz biz ve bu yönlü, az önce de dile getirmiş olduğum gibi bu yönlü bir de değerlendirmeyi hukuki çerçevede yapıp gerekli mercilere gerekiyorsa biz başvurularda bulunuruz. Şimdi işin bir de sizin de dediğiniz gibi aslında siyasi yönü var. Yani daha önce de bir çözüm süreci yaşadık ve çözüm süreci içerisinde Öcalan'la görüşmeler yapıldı. Hatta mektupları Diyarbakır'da milyonlara okundu o çağrılar ve o süreçte ciddi anlamda bir barış ortamı iyi kötü sağlanmıştı. Tabii onun aslında o çözüm süreci bizim için bir referanstır aslında. Demek ki Öcalan'ın şahsı kitleler üzerinde veya söyledikleri ciddi anlamda etki buluyor. Dolayısıyla mevcut tıkanıklıkta, yani işin hukuki boyutu bir tarafa, işin bir de siyasi boyutunu değerlendirdiğiniz zaman kitleler üzerinde ciddi anlamda etkisi olabilecek bir şahsın ailesiyle ve avukatlarıyla görüşmemesi gerçekten bu yönüyle de toplumu ilgilendiren ve bu kaotik ortamdan çıkışın da önemli bir tarafı olabilir aslında. Yani o yönlü bir değerlendirme yapıyoruz. Tabii bir de şöyle bir muğlaklık var. Şu anda durumu nedir bilmiyoruz. Yani gerçekten devlet yetkilileriyle özellikle bu sürece ilişkin veya yeni bir sürecin başlatılabilme ihtimali üzerinden bir değerlendirme yapılıyor mu, yapılmıyor mu bilmiyoruz. Yani şu an siyasi iktidar tarafından bu yönlü de bir açıklama yapılıyor, yapılmıyor. Dolayısıyla son özellikle bu tecridin başladığı günden bugüne kadar durum nedir, ne tür görüşmeler yapılıyor, ondan sonra bu görüşmeler neticesinde elde edilen sonuç veya bir mutabakat var mı, herhangi bir şeye varılmış mı onu bilemiyoruz çünkü görüşme sağlanamıyor. Yani öncelikli olarak bir kere hukuki olarak bu değerlendirmeyi yaptığımız zaman avukatlarıyla ve ailesiyle görüşmesinin sağlanması, eğer yeni bir süreç başlanacaksa, eğer kitleler üzerinde bu kadar etkisi olan bir aktörün bu anlamda
yapacağı bir değerlendirme, kitleleri etkileyebilecek bir değerlendirmede bulunabileceği sağlanacaksa, bu da siyasi iktidarın vermiş olduğu bir karar neticesinde çıkabilecek bir sonuç olacaktır. Yalnız şu anda bizim esas olarak üzerinde durduğumuz nokta, hukuk örgütü olarak mevcut durumda kim olursa olsun, yani bir hükümlünün, cezaevinde tutulan bir hükümlünün yıllarca kendisiyle hiç kimsenin görüşme sağlayamaması ve bu görüş hakkının, yani bu haktır, yani hem ulusal hukukta hem uluslararası hukukta kendisine tanınmış olan bu hakkın bir şekilde usule aykırı olarak, hukuka aykırı olarak bertaraf edilmesini biz hukuk örgütü olarak kabul etmiyoruz. Kim olursa olsun, yani devlet nezdinde nasıl bir karşılığı olursa olsun, bu şekilde bir tecridi hukukçu olarak kabul edebilmemiz mümkün değil.